Geldiniz. Başlıyoruz bugün. Şimdi geçen derste şeylerden anlatmıştık. Hani işte buzağlarda neler yapılması gerektiği konusunda çok güzel, ayrıntılı, profesyonel bilgiler vermiştik. Bugün de biraz o yapılacakları özetleme adına, yani daha önceki derste anlattığımızı bir özetleme gibi geçeceğiz. Burada da gerçekten çok güzel şeyler söyleyeceğiz. Örneğin nedir bakın? Yaşam bakımından riskli buzağlara. Şimdi genelde yaşam bakımından riskli buzağa ne oluyor doğumdan sonra? Ya doğum süresi uzuyor. Yani bir fizyolojik süreler vardı. O sürelerin uzamasıyla ilgili. Ya da arkadaşlar güç doğuma bağlı, yani aşırı kuvvet yardımıyla çekip çıkarmaya ilişkin. İşte her iki durumda da o buzağa normal doğan sağlıklı olmuyor. Yani normal doğumdaki kadar sağlıklı olmadığı için bir takım problemlerle birlikte doğuyor veya doğduktan sonra bir takım problemler, o zaman yaşamı gerçekten riskli. Şimdi biz yaşam bakımından riskli buzağlara neler yapacağız? Hemen onlardan bahsedeceğiz. Eğer buzağa doğmadan önce neler yapacağız? Bakın, doğumun ilerleyişi takip edilmeli, gerektiğinde müdahale edilmeli. Hani şimdi şu, doğumun birinci aşaması başladı, dedik ki fizyolojik süreler var, bu süre bir türlü ikinci aşama olmadı veya ikinci aşama başladı, buzağa çıkmıyor. İşte öyle bir durumda müdahale edeceğiz. Çünkü bu müdahaleler, doğru zamanda erken müdahaleler, geçen derste de söyledik, buzağa yaşam şansını önemli oranda etkiler diye. Yine bakın, doğumun ikinci aşaması başlamış. Buzağa doğum kararında göğüs kısmı dışarıda, mesela bazen öyle başı çıkmış dışarı ama diğer taraflar gelmiyor. Biz bunu daha çok nasıl görürüz? Bacaklardan birisinin geri döndüğünde böyle bir durumla, bir bacakla baş dışarıda ama diğer bacak yok önden gelişte örneğin. Veyahut da her iki bacakla baş çıkmış, omuz kilitlenmesi olmuş. Böyle bir durumda görebiliriz. Bu buzağa da yine risk grubundadır. Bu tür durumda yapacağımız hemen şeylerden biri buzağının solunumunu uyarmak, solunum yollarında. Yani burunda ne de ağızda varsa, çünkü dışarıda oradaki yavru suları veya yavru zarları, onları uzaklaştırmak, solunum yolunun açık olmasını sağlamak olması gerekiyor. Gerektiğinde de bakın farinks veya burun boşluğundaki sıvıları aspire, yani bazı aspiratör pompaları var, onlarla ne yaparız? Aspire etmemiz gerekiyor. Buzağa doğduktan sonra ne yapacağız? Öncelikle buzağın hemen arkadaşlar yaşama durumunu değerlendireceğiz. Örneğin başını kaldırabiliyor mu? Aktivitesi nasıl? Sorunu, kalp atım sayısı, mukoz membranlar. Çünkü asidozda bunlarda şey oluyor biliyorsunuz. Başını kaldıramıyor, genelde yan yatıyor dedik. Mukoz membranların yine aynı şekilde şey olduklarını söyleyebiliriz. Yine ondaki değişikliklere bakabiliriz. Yine kalp atım sayısı, hareket etmek istemeyecek, buna bakarak nedir, buzağların yaşama şanslarını değerlendirmemiz lazım. Yine solunum yolunun açık olmasına nedir, dikkat etmemiz lazım. Eğer buzağı hani böyle şeyse, doğduktan sonra kısa bir süre baş aşağı, çok kısa olacak bu. Aksi takdirde böyle bazıları asıyor uzun, dakikalarca baş aşağı bir şekilde duruyor. Orada da amaç neydi? Burun boşluğundaki, ağız boşluğundaki sıvıların boşalmasını sağlamak amaçlı, uzun süre kalmamasına dikkat edeceksiniz çok kısa. Yine riskli buzağlarda mutlaka solunum ve dolaşım uyarılmalı. Bu amaçla bir takım uygulamalar, bunlardan biri kardiyopulmoner canlandırma dediğimiz solunum uyarıcı ilaçlar, örneğin doksepram gibi de bahsetmiştik size. Yine oksijen desteği, yani hemen bir şeyle, maskeyle. Ne demiştik? Bir veterinerin yanında mutlaka bir de küçük bir oksijen tüpü de olması lazım. Oksijen desteği yapmakta, hayat kurtaran uygulamalarda. Bunu da söyleyelim. Yine buzağa, çoğu bu tür problemli buzağlar yan yatıyordu. Ne demiştik? Bunları sternal, göğüs üzerine yatış pozisyonuna getirmemiz lazım. Bunun için de etrafa sapsaman ya da yem çuvalları gibi bir şeyler koyarak. Çünkü yan yatışta ne oluyordu arkadaşlar? Hatırlayın ne gibi riskler olduğunu söylemiştik. Solunumun sağlıklı olmayacağını, yine akciğer dolaşımının veya nedir sağlıklı olabilmesi için sternal yatışa mutlaka getirmeniz lazım. Yaşama durumunun değerlendirilmesi lazım. Az önce söylemiştik.
Respiratorik ve metabolik asidoz varsa mutlaka bunu düzeltmemiz lazım. O nedenle damar içi yolla genelde hemen respiratorik veya metabolik asidozla ilişkin bulgu varsa %5'lik bikarbonat solüsyonundan yine 250 mililitre kadar damar içine vermemiz lazım. Göbek kordonunun dezenfeksiyonuna özen göstermemiz lazım. Riskli buzağlarda yine immün sistemleri, çünkü bunların düşüktür. Hastalıklara yakalanma şansı çok daha kolaydır. O nedenle göbek kordonu dezenfeksiyonuna özen gösterilmeli. Bunlarda kolostrum daha da önemli. Normal doğan buzağda da önemli ama bunlarda daha da önemli dedik. Çünkü bunlar emmiyorlar bir de. Emmeyecekler ya da emmeye karşı bir isteksizlik olacak. Mutlaka bunlara mide sondalarıyla ne demiştik? Doğumdan hemen sonra genelde 15-30 dakika içerisinde en az 2-2,5 litre kadar kolostrumu mide sondaları yoluyla amuma azubuna vermemiz lazım. Ve bu buzağlarda yine hareket olmadığı için hatırlayın, buzağlarda termoregülasyonu sağlama yolu neydi? Bir, enerji kolostrumdan alacak, çok önemli. İki, hani hareket ediyordu, titriyordu. Ayağa kalkma çabaları, bunların hepsi aktivite artışı vücut ısısı içinde. Hareket edemeyen yan yatağın bir buzağda termoregülasyon problemleri de olur. Bu nedenle onların ısıtılması, onların kurulanması normal bir buzağa göre çok daha anlamlı. Yani hep basit bir şey vardı ya, yaygın kullanılan bir terim. Hayat kurtaran uygulamalardan ya da yaşama şansını ya da hayata tutunmayı, yaşama tutunmayı arttıran uygulamalar bunlar. Ve sonrasında yani bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bir de şunları şimdi geliyoruz. Hani buzağa doğduktan sonra neler yapılacaktı? Şimdi devam ediyoruz onlara. Buzağlara az önce söylemiştik. Mutlaka arkadaşlar memeden, mastitisli bir memeden alınan kolostrum verilip mi verilmemesi sorusu da çok tartışmalı. Mümkünse mastitisli bir memeden alınan kolostrumu vermeyeceksiniz. Neden? Mastitisli bir sütün ya da kolostrumun bakteri içeriği çok yüksek. Kolostrumun içerisinde antikor titresi düşüktür. Bak, mastitisli bir memeden alınan kolostrumda kolostrum kalitesi düşüktür. Kolostrum kalitesi ne demek? İmmün globulin düzeyi düşüktür. Ve o nedenle verilmemesi gerekiyor. Verilse de şöyle bir tablo oluyor. O patojenler bağırsakta, bunu geçen derste de söylemiştik. İmmün globulinler onlar çoğalmasın diye onlara bağlanıyor. Kan dolaşımına immün globulinler geçmiyor ve öyle olunca pasif transfer yetmezliği şekilleniyor. O nedenle mastitisli bir memeden alınan kolostrumun verilmemesi son derece önemli. Bunu söylüyoruz. Ama bazı, hatta sütü de vermeyin. Çünkü ilk birkaç gün kolostrum veriyoruz ve sonrasında süt veriyoruz. Mastitisli sütün de yine buzağlara verilmemesi son derece önemli. Antibiyotikli süt asla verilmemeli. Çünkü bağırsaklardaki, yani bizim mikrobiyata dediğimiz yararlı bakterileri öldürüyor antibiyotikler, zararlıların çoğalması. Çünkü o yararlılar olduğu sürece patojenler çoğalamıyor bağırsakta, enfeksiyon oluşturamıyor. Ama siz o yararlı patojenleri öldürürseniz antibiyotikli işte süt gibi şeylerle, bu defa onlar öldüğü için zararlı şey patojenler için bir fırsat doğuyor onların çoğalmasına. Bir de en önemli sorun şu, antibiyotik dirençlilik bakımından nedir? Antibiyotik ve sütlerin buzağlara verilmemesi de son derece önemli. İşte buzağa doğdu, yapacağımız işlemlerden bir tanesi şu. Buzağa dördüncü günden sonra bakın su, süt ve buzağa başlangıç cemiyle yonca verilmeli. Neden bu da önemli? Çünkü arkadaşlar dördüncü günden sonra su diyoruz.